Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Ordu Spor kendi sahasına Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek. Ordu Spor cephesinden tabii öncelikli haber hani Hector Cooper'le yolların devam edilmesi. Hector Cooper'le zaten iki tarafından birbirinden memnun olduğunu anlıyoruz bu durumda. Bunun daha çok Ordu Spor gibi hedeflerini hani daha büyük koyan, daha tesisleşmenin yanında, daha hani Avrupa hedefi de dahil. Çünkü bunlar telaffuz edilmişti. Koyan ve bu iddiada olan bir takım için hani Hector Cooper'le yola devam etmek olumlu bir durum. Bunun dışında tabii İki takımda da değişiklikler oldu. Hem Mersin İdman Yurdu'nda hem de Ordu Spor'da. Ordu Spor biraz daha hani kadrosunu korudu diyebilirim ama Mersin İdman Yurdu'nda çok fazla değişiklik oldu. Bunun yanında tabii üst üste sakatlıklar da var ki bu da çok can sıkıcı. En son teknik direktörün söylediği şey 6 tane stoperin de sakat olduğu şeklindeydi. Yani hocanın Giray Bulan yakınması, hani bekleri stoper oynatmak zorunda kaldık. Bu da bizi çok olumsuz etkiledi. Zaten yine kaybettikleri bir maç oldu Türkiye Kupası'nda. Biraz yeniden kurulan bir takım Mersin İdman Yurdu. Zaten yani senenin başında da aynı şeyleri yaşamıştık. Aynı şeyleri söylemiştik. Bir toplama takım görünümündeydi. Şimdi yeniden bir gidenler gelenler durumu oldu. Bunların çok fazla takımlara yararı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama ne yazık ki bazı durumlarda da hani iş küme düşme olduğunda teknik direktörler güvendikleri, bildikleri, tecrübeli oyunculara gidiyorlar. Ve bununla ilgili mesela geçen sene Karabükspor'u kümede tutan Bülent Korkmaz'ın bu yönde bir demeci var. Yani mecburen bildiğiniz oyuncularla, o stresi kaldırabilecek oyuncularla devam ettiğini söyledi. Hani bunun gibi şeyleri de Giray Bulak da aynı yolu denedi. Ordu deplasmanı zaten zor bir deplasman. Hani oturmamış bir kadrosu var, öyle söyleyeyim en azından. Mert Nobre dışında şu anda çok formda olduğunu söyleyebileceğimiz bir oyuncuya da sahip değil Mersin İdman Yurdu. En azından ligin bitirdiğimiz noktada onu söyleyebiliriz. Yani devre arasında belki daha farklı bir şey olacaktır. Mersin İdman Yurdu görmemiz açısından da önemli bir maç ama iç sahada oynaması Ordu Spor'u öne çıkarıyor taraf bahsinde. Ordu Spor'un genelde alt bitiyor maçları iç sahada. O yüzden hem alt hem de Ordu Spor galibiyeti burada benim sizlere tavsiyem.